kulaklık ilk bakışta alışkın olduğumuz hi-fi kulaklık temasını içimize işleyebiliyor. Metin ile bezenmiş kutusu çok sade gelse de içinden çıkan bu sportif kulaklık sağlamlık anlayışını iyi vurgulamakta. Tenmark Pro genel olarak kulağa asabildiğimiz çengel bir yapıda tasarlanmış kulaklık hi-fi esintisini bünyesinde barındırabiliyor. Şeffaf kablolar siyahın ağırlığı ile pekişirken daha koyu bir şeffaflıkla karşımıza çıkan gövdemiz ise müzikal anlamda kaliteliyim ben havası katmış. L tipi gövde yapısıyla dikkat çeken kulaklık izolasyon ve kulak tutunuşu açısından özel olarak tasarlanmış. Standart tak çıkar yapıda kulaklıklardan olmadığını belirtmeliyim. Teknik detaylarda çift dinamik sürücüye sahip olması yani toplamda 4 sürücüye sahip olması yeterince dikkatimi çekmişti. Tabi frekans aralığının oldukça geniş olduğunu da hesaba katmak lazım. Bunların hepsini hesaba katmadan önce tasarımıyla devam edelim. Kulaklığın şeffaf gövdesi bünyesindeki adet sürücü bulundurmakta. Bunu dikkatli baktığınız zaman sizler de görebilirsiniz. Tenmark Pro'nun burun kısmı oldukça uzun tutulmuş. Ve kulağın içine daha iyi tutulması ve izolasyon bakımından da iyi performans sergilemesi adına tasarlanmış. Kulaklığın beraberinde küçük ve ortaya battı silikonlar da gelmekte. Silikonların oldukça yumuşak olduğunu belirtmeliyim. Kulağa tam oturması adına değiştirebilmemiz mümkün. Tasarımda en çok dikkatimi çeken nokta kablonun değişebilen bir yapıya sahip olması oldu. Yani tak çıkar yapıda tasarlanan kablo sayesinde... Bu kulaklığı sürücülere zarar gelmediği sürece çok uzun yıllar kullanabilirsiniz. Kablo üzerindeki kontrolcüden bahsetmek gerekirse, kaba ve büyük kontrolcülerin aksine tek tuşlu ve mikrofonlu yapısıyla içimizi ısıtmayı başardı. iOS ve Android ile uyumlu kontrolcüde arama cevaplama ve durdur devam et için bir kere, ileri için iki, geri için de üç kere tuşa basmamız yeterli. Tasarımda hoşuma gitmeyen noktalardan bahsetmek gerekirse, mikrofon tam dudak hizasında yanağa yapışacak kıvamda kaldığı için Sakalımız var ise sıkıntı yaratıyor. Aynı zamanda yanağınıza sürtündükçe karşı tarafa ses gidebiliyor. L tipi altın kaplama uçta tasarlanmış kulaklık daha az dolanan yapıda ve kırılmalara karşı korunaklı bir kablo yapısıyla geliyor. Tenmark Pro tasarım bakımından ağır ve çekici bir hava barındırdığı gibi malzeme kalitesi bakımından da gerçekten üst düzey tutulmuş. Vallahi arkadaşlar Tenmark Pro ağırlığını koruyan bir tasarıma sahip. Öyle cıvıl cıvıl insanı içine çekebilecek kulaklardan ziyade müzikal anlamda insanı içine çekebilecek bir havayı barındırıyor. Günlük kullanımlarda hem ziyan olmayacak kapasitede kaliteli hem de spor yaparken sizi yarı yolda bırakmayacak bir kulaklık olmuş. Neyse hepsini bir kenara bırakalım performansıyla devam edelim. Öncelikle kulaklığı Bozanfi ve Komo J3 üzerinden test etmeyi ihmal etmedim. Ek olarak yüksek ses çıkış gücüne sahip Xperia Z2 ile de test ettim. Deneyimlerime dayanarak frekans aralığının oldukça geniş olduğunu, ve çoğu kulakla duymadığım nefes alma ve hassas gitar darbeleri gibi gölgede kalan sesleri bana çok başarılı yansıtabildiğini belirtmek istiyorum. 100 desibellik ses şiddetine gelecek olursak 3 desibellik oynamayı da hesaba katmak istiyorum. Tenmark Pro Soundmagic PL21'den daha yüksek bir ses şiddetine sahip. Hem kulağa yapışıp dış dünya ile bağlantınızı kesebiliyor hem de müziğin ritmine odaklanmanız adına rahatlık sağlıyor. Çift dinamik sürücüye sahip olması yani toplamda 4 sürücüyle gelmesi hem detay açısından önemli hem de bas seslerde sizi daha da derinden sarmasının anahtarı. Bu açıdan hi-fi kalitesinde bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Tenmark Pro özellikle müzikle ve oyunlarla uğraşan arkadaşlar için de tercih sebebi olabilecek bir kulaklık olmuş. Silikonlar düz burunlu bir yapıda olmasına rağmen çıkmıyor. Burun kısmı ek izolasyon açısından katmanlı yüzeye sahip değil. Zaten uzun olduğu için öyle bir ince tasarıma da ihtiyacı olmamış. Bugüne kadar kullandığım kulaklara nazaran burun kısmı oldukça uzun tutulmuş. Sebebi de daha izolasyon sağlamak ve ses detayını daha iyi verebilmek. Kullanırken vermek istediği detayları çok iyi yakalıyorsunuz. İzolasyon bakımından rastladığım en başarılı kulak içi kulaklık diyebilirim. Asma tarzında kullanım özelliği bulunan bir kulaklık olduğu için başlarda rahat hissetmeyebilir hatta kulağıma tam oturmuyor diyebilirsiniz. Burada da devreye silikonlar girmekte. Açıkçası ben en büyük boy silikonu kullandım. Tanmark Pro spor yaparken ya da motosiklet kullanırken dış gürültüleri fazlasıyla kesebilecek kapasitede bir kulaklık olmuş. Hem dayanıklı hem de kullanışlı. Kulaklıkta detaylara söyleyecek pek fazla söz bulamıyorum. Gitar virtüözü parçada becerilerini konuştururken gitarın nefes verişini bile alıyorsunuz. Davul sesleri derinden hi-fi kalitesinde geliyor. Yüreğim bazı parçalarda ağzıma geldi. Daldığım bir anda yanımda davul çalıyor sandım. Kulaklığın ses karakteri majör yapıda, kristal netliğinde ses yerine hi-fi edasında derinden gelen bir ses hakim. Özellikle bas yüklü parçalarda insanı çevreleyip moda fazlasıyla sokabiliyor. Mikrofon kalitesinden bahsetmek gerekirse beni fazlasıyla tatmin etti. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. 1, 2, 3, 4, 5. Ecolizer tepkisi ise oldukça yerinde. Bu yüzden her türlü müzik türünde üstün performans yakalayabileceğiniz uygun fiyatlı bir kulaklık olduğunu belirtmeliyim. Hem sahne geçişleri iyi, hem de bas, tiz ve mid açısından insanı saracak kıvamda. Eğer her türlü parçadan keyif alabileceğiniz, kullandığınız zaman dış dünyayla bağlantınızı kesebilecek kapasitede, izolasyon bakımından, üst düzey hi-fi'de aslında bir kulaklık arıyorum diyorsanız, Tenmark Pro fazlasıyla işinizi görecektir. Bu hususta normal kullanımlarda hiçbir şekilde beni yarı yolda bırakmadı. Spor anlamında da ben birazcık üşendiğim için, genelde koşarken ya da motosiklet kullanırken, kullanmayı uygun buldum. Siz nasıl isterseniz kullanabilirsiniz. Siz nasıl tatu, meciki, her şeyi dinleyin işte. Bilmiyorum ne dinlemek istiyorsanız dinleyin. Dediğim gibi bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Paylaşmayı unutmayın.